Merhaba, 55. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda iklim değişikliği kentlerde yönetilebilir mi konusunu işleyeceğiz. Konuğumuz Profesör Miktat Kadıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Engin Bey. Hocam sizin geçtiğimiz ay Mimarlar Odası'nın düzenlediği zannediyorum. Mimarlar Odası'nın düzenlediği Kent Sempozyumu'nda bir sunumunuz oldu. O sunumunuz bize ilginç geldi. Çünkü orada siz aslında iklim değişikliği var mı yok mu tartışmasının ötesinde iklim değişikliği tabii ki var. Ama önemli olan bu nasıl yönetilir? Bunu orada dile getirdiniz. Bu da bize oldukça ilginç geldi. O nedenle bugünkü programda bunu ele alalım istedik. İsterseniz başlangıç olarak bir iklim değişikliğiyle başlayalım. Dünyada ne durumda, Türkiye'de ne durumda? Buradan başlayalım, daha sonra detaylara gireriz. Evet. Şimdi Engin Bey, tabii bu iklim değişikliği var mı yok mu tartışmak artık anlamsız. Yani bu adımız gibi belli. Yani bunu artık, yani dünyada iklim değişikliği yoktur diye herhangi bilimsel bir yayın yapabilen yok. Yani bunun bulgusunu, verisini, analizini yapacak, bilimsel dergiye basacak bir kişi kalmadı artık. Yani öyle bir yayın olmuyor. Evet. Şimdi bu dünya var olduğundan beri iklim hep değişken bir şey. Değişe gelmiş bir şey. Yani iklim ilk defa değişmiyor. Dünyanın var olduğundan beri işte güneş lekelerindeki değişiklik, astronomik hareketler dünyanın, volkan patlamaları, dünyadaki tektonik hareketler dünya iklimini yaklaşık 150 bin yılda bir derece ısıtıp soğutuyordu. Böylece iklimi değişiyordu. Şimdi bu eskiden bu doğal etkenlerden dolayı 150 bin yılda bir derece ısınıp soğuyan iklim değişikliğine neden olan bu olayların yerini son 150 yılda insan aldı. Evet. Ve bak 150 bin yıldaki bir derecelik ısınma son 150 yılda gerçekleşti ve bu insan tarafından yapıldı. O yüzden bu iklim değişikliği öncekilere göre çok farklı. Yani sadece insanın neden olduğundan dolayı değil, çok hızlı olması problem. Bin kat daha hızlı. Yani şu anda biz insan olarak iklimi bin kat daha hızlı değiştirmiş bulunmaktayız. Evet. Bu da işte problem buradan kaynaklanıyor. Bu kadar hızlı olduğundan dolayı ekolojik sistem, hayvanlar, bitkiler, birçok türler buna ayak uyduramıyor. Evet. Bir yok oluşa doğru gidiyor, türlerin yok oluşu. Ve bunun etkileri çok büyük sosyoekonomik olarak. Evet. Yani böyle bir iklim değişikliği var. Bu artık kesin bir ispatlanmış bir durum. Bilimsel olarak. Zaten o yüzden bütün dünya ayaklanmış durumda. 190 ülke Paris'te, Kyoto'da ne yapabiliriz diye uğraşıyorlar. Biraz tabii bunu ne yapabiliriz de herkes bir öteki yapsın, bir az yapayım. Hikaye ayrı bir şey ama bunu herkes kabul ediyor artık. Evet. Bu arada siz konuşurken arkadaşlarımız slaytları da koyuyorlar. Onları da izleyebilirsiniz burada. Türkiye'de tabii bundan farklı bir durumda değil. Yani Türkiye'ye ilişkin buradan küresel iklim değişikliği. Bunu Türkiye diye ayırmamıza gerek yok. Ya ama Türkiye'nin şöyle bir farkı var. Demin de orada şeyi gördüm, sıcaklık haritasını, hava sıcaklığını. Evet. Şurada gördüğünüz gibi kutuplar daha çok ısınıyor. Ekvator daha az. Evet. Bu da kutuplarla ekvator arasındaki sıcaklık farkını azaltıyor. Evet. Bütün dünyadaki hava hareketleri, kuzeydeki soğuk hava böyle aşağıya geliyor, sıcak hava kuzeye gidiyor. Bunun nedeni bu termal dengeyi sağlamak, bu düzensizlik var. Kutuplar çok soğuk, ekvator çok sıcak. Evet. Şimdi bu ısınma kutupları ısıtıyor, ekvatoru ısıtmıyor. Kutuplar ekvator arasındaki sıcaklık farkı değişiyor. Bu da hava hareketlerini değiştiriyor. Evet. Yani bu ısınmanın aslında şöyle baktığım zaman bizim bildiğimiz hava hareketleri, fırtınaların yörüngeleri, işte bize kışın yağmur getiren alçak basınç merkezleri, çepeler, soğuk çepe, sıcak çepe, bu kuzeyin kutubun daha fazla ısınmasından dolayı yer değiştiriyor, kuzeye kayıyor. Evet. Ondan sonra da niye yağmur yağmıyor, kar yağmıyor diye ağlıyoruz. Evet. Peki isterseniz şimdi iklim değişikliğinin sonuçlarına esas bir geçelim. Ve bir iki başlık altında onlardan bahsedelim. Ben öncelikle bir afet başlığı attım buraya. Evet. Bu afetle ilgili yani bu yağışlar, işte hatta siz şehir sellerinden bahsediyorsunuz. Evet. İstanbul'da geçtiğimiz yaz bir büyük afet, hakikaten hiç görülmemiş bir şey. Evet, doluyla beraber benim arabayı da mahvetti. Evet, boran diye bir boranı açıklıyorsunuz. Boran. Borandan bahsediyorsunuz. Evet. Bütün bunlarla ilgili biraz sizden dinleyelim. Şimdi Engin Bey, iklim değişikliğinin birçok şeyi var. Böyle işareti var. Yani tabii şimdi iklim dediğimiz zaman insanlar genellikle şey olarak anlıyor. Sıcaklık, yağış
İklim tabii o değişikliği çok daha kapsamlı. Bu hidrometeorolojik afetler dediğimiz 28 tane afet var, meteorolojik afet. 28 meteorolojik afetin hem sayısı, hem şiddeti, hem de etkili olduğu süre çok arttı, değişti. Yani 60'lı yıllarla 90'lı yılları karşılaştırdığınız zaman meteorolojik afetlerin sayısı 3 kat artmış durumda. 3 kat. Evet, kayıtlarda bu belli. Evet. Sigorta kayıpları 9 kat arttı. Ekonomik kayıplar 15 kat artmış durumda. Ve bu tabii baktığımız zaman bu meteorolojik afetlerde en çok hangileri oluyor diye. Bir kuraklık, bir de aşırı seller. Evet. Ya bunlar bir şeyin böyle tezat gibi gözükebilir yani. İkisi de suyla ilgili. Biri suyun fazlalığı, biri suyun azlığı. Ama bu ikisi kardeş aslında. Zaten iklim değişikliği orta direği yok ediyor. Evet. Yani ılıman yağışlar, o şey yağışlar, o kalkıyor ortadan. Ya hiç yağmıyor, kurak oluyor ya da yağdığımı çok kötü, şiddetli yağıyor. Tabii en çok bu şiddetli yağışlarda da kentlerde kendini gösteriyor. İşte kentler tabii akış katsayısı çok fazla, hızlı. Evet. Pürüzlülük yok, beton, asfalt suyu yutmuyor. Ve özellikle de bu şehrin ortasında bir de trafik saatlerinde yağdığı zaman şehri tamamen felç ediyor. Mesela işte şimdi yağışları görüyoruz. Bugün bakın kışın şeyde çok kırmızı gözüküyor Akdeniz bölgesi, Ege. Hı. Bu en tehlikelisi bizim için. Şu anda Türkiye bunu yaşıyor. Şu anda kış aylarındayız ve Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde kışın yağış olması beklenir. Herkesin bildiği bir tekerleme vardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Aynen, aynen. Ama işte kışları ılık ve yağışsız oluyor şu anda. Evet. Bu yağışın %60'ı vesairesi kışın yağdığı zaman, kışın yağmasa, kış kuraklığı diyoruz biz buna, bu çok tehlikeli. Yazın yağması önemi yok çünkü zaten yazın fazla yağmıyor. Şimdi bu kar yağmıyor mesela. Burada karı gösteriyoruz. Şimdi aslında buluttan her zaman yağış kar olarak başlar. Yere inerken sıcaklığa göre yağmura dönüşür. Evet. Ya bazen tekrar donar, topak topak olur. Şimdi İstanbul gibi büyük kentlerde şehir ısı adası oluştuğu için çevresinde kar yağarken İstanbul gibi kentlerde kar yağışı olmuyor. Kar yağışının azalması da tabii tarım için çok büyük problem. Mesela şimdi birkaç gün kar yağdı İstanbul'da ama o şey çok az yağmur yağdı ya birkaç, ama yağmur kar gibi değil. Yağmur akıp gidiyor. Kar ise dağlarda birikiyor, depolanıyor. Milyonlarca ton su dağlarda depolanmış oluyor. Doğal bir depo kar. Ve toprağı da koruyor dondan. Oradaki böcekleri, bitkileri koruyor. Ve toprağın içine sızarak yeraltı sularını besliyor. Yağmur öyle değil. Şimdi kaç kilogram yağdığı değil önemli olan meteorolojide. Ne çeşit yağdı, ne zaman yağdı, nereye yağdı çok önemli. Evet. Yani kar olarak mı yağdı, yağmur olarak mı yağdı? Mesela tam ektik, diktik, toprakta bitki su bekliyor. O zaman mı yağdı, yoksa hepsi hasatta mı yağdı? O çok önemli. O yüzden rakamları çok doğru kullanmak gerekiyor. Evet. Yani yağış rejimi değişiyor. En büyük problem o. Evet. Siz bir de borandan bahsediyorsunuz. Boran. Onu da bir açıklayalım isterseniz izleyiciler için. Yani bu boran dediğimiz şey İngilizcesi thunderstorm. Evet. Türkçe'de buna orage deniyor. Orage da Fransızcası. Evet. Musa Eroğlu'nun türküsü var. İşte borandan, kardan diyor, aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor. Evet. Yani boran Türkçe Anadolu'da kullanılan bir kelime. Ben niye Fransızca orage diyeyim? Boran, gök gürültülü yağmurlar, fırtınalar. Thunderstorm'un Türkçesi. Bu boranlar zaten şimdi iklim değişikliğinde bize kışın gelen alçak basınç merkezi, ona bağlı soğuk cephe, sıcak cephe değil. Onlar zaten kuzeye çekiliyor. Kışın işte yağış alamıyoruz. Evet. Ancak bahardan sonbahar arasında bu gördüğünüz boranlar, o da neden kaynaklanıyor? Yer sıcak, çok sıcak. Oluyor ısınmadan bulutsuz ve bir de küresel ısınma var. Yukarı seviye soğuk. Ara sıcaklık farkından dolayı sıcak nemli hava hızla yükseliyor. Yaklaşık 500 metreden 11 kilometreye kadar. Düşünün, 10 kilometrelik bir bulut kulesi. Evet. Kuvvetli. Bunun içine ne kadar hava kuvvetliyse alıyor bütün o yağmur damlalarını yukarı aşağı dolaştırarak donuyor, eriyor, donuyor, eriyor, kat kat dolu oluşuyor. Bu ne kadar kuvvetliyse, ki daha da kuvvetli oluyor bunlar. Bunun olduğu, geldiği yerde dolu yağışı ne araba bırakıyor, ne cam, ne perçerçeve. Bu son yaşadığımız İstanbul'da yani evet. Haziran'dı zannediyorum ya da Temmuz'du, karıştırdım. Evet, Temmuz, 27 Temmuz'du. Temmuz gibiydi. O da herhalde böyle bir şeydi. O da oldu. Bizim çok... arabalar camları gitti, kaporta gitti, evet. Benim şey gitti, nedir o? Panjur gitti yani. Şimdi bu tür şeylere daha çok karşılaşacağız. Bunlar tabii... Bunların sayısı artacak. Artacak diyorsunuz. Ve daha kuvvetli olacak bunlar.
Ama bunlar tabii şehre vurdu. Bu şeye vursaydı tarım alanlarına, oradaki tarım alanlarındaki bütün hasatı yok edecekti. Evet. Tabii. Zaten dalları kırar. Aslında dolunun görevi vardır doğada. O da dolu bir şeydir, bahçıvandır, doğanın bahçıvanı. Evet. Sakat bütün ağaçları, çürük kuru ağaçları kırar, dallarını temizler dolu, ama şehre vurduğu zaman, tarlaya vurduğu zaman bize de zarar veriyor. Tabii bu dolu tahminleri çok önemli. Bir de işte şehir selleri. Mesela şimdi yağmur yağıyor, bizim yağmur su direnç sistemimiz çok sağlam değil Türkiye'de. Evet, evet. Yani bir de şimdi iklim değişiyor diyoruz ya, ama biz hiç değişmiyoruz. Bizim mühendislikteki yaklaşımımız yine aynı. Mesela adam bir yol yapıyor, drenaj sistemi kuruyor, yağmur drenaj sistemi. Onu 20 önceki yağışla yapıyor. Bu yine bu yağış değişti işte dedi. O zaman bir yağdığı zaman eski yağışa göre yapılan mazgallar bu suyu taşıyamıyor. Ondan sonra da havuz gibi yeraltı geçitleri oluyor. Caddeler dere oluyor. Zaten çoğu dere olan caddelerin çoğu aslında eskiden dereymiş. Dereymiş. Bir de o var. Hani şimdi büyük dere caddesi, böyle bir şey olur mu? Evet, aslında ne yapmalı diye bir bölüme daha sonra geleceğiz. Belki orada tekrar bundan bahsederiz, ama ben bu afet konusundan hava kirliliğine geçmek istiyorum. O da afet. Bu da afetse o zaman buradan devam edelim. Hatta devamını da getireyim. Bir de kuraklık ve su ihtiyacı. Bunları da siz o sunumda oldukça irdelemişsiniz, evet. Ayrıntılı. İsterseniz buradan bahsedelim. Ya şimdi Engin Bey, tabii bunlar hepsi isminiz gibi engin konular. Evet, peki. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela şimdi bize şimdi yağış olmuyor değil mi kışın? Evet. Niye olmuyor? Yüksek basınç ya da sırtların etkisinde olduğumuz için olmuyor. Yüksek basınç sırt ne demek? Havanın çöktüğü, yukarıdan aşağıya çöktüğü, bulutun falan kalmadığı bir olay bu. Şimdi hava yukarıdan aşağıya çöktüğü zaman aşağıdaki hava kireçleri dağılamıyor. Evet. Yani yukarısı yerden daha sıcak oluyor. Yerden çıkan yükselen duman belli bir yerde bir çizgi şeklinde böyle toplanıyor. Şöyle baktığınız zaman böyle ufka görürsünüz, böyle bir çizgi var simsiyah. Evet. Şimdi bu millet pastırma yazı yok ne güzel havalar diye seviniyor ya tırnak içinde. Evet. Bu aslında güzel hava değil bunlar. Sabah akşam hava kirlilik var. Dışarı çıktığınız zaman nefes almak astımlar için büyük sıkıntı. Gündüz böyle güneş görüyorsunuz, gece de ayaz oluyor. Yani bu havalar kurak ve kirli havalar aslında bizim için çok büyük problem. Hava kirliliği artıyor. Tabii biz hava kirli deyince işte dumanı görmemiz lazım, işte kokusunu almamız lazım, ama gözle görünmeyen hava kirleticileri de var. Evet. O yüzden özellikle duran trafik İstanbul gibi yerde, güneşli havada duran trafikten çıkan egzoz gazları güneşle etkileştiği zaman yerde ozon gazı oluşuyor. Ozon gazı da soluduğu zaman akciğer kanseri yapan bir şey. Evet. Şimdi adam diyor ki ben hiç sigara içmedim hayatımda diyor, akciğer kanseri oldum diyor. Aslında trafikten kalmış olmak da böyle burada bir... Burada rüzgarın da önemi tabii ortaya çıkıyor. Ya şimdi rüzgar bunu dağıtacak. Şimdi normalde nasıl dağıtacak? Yüksek basınç merkezinde rüzgar zaten yok. Diğer zamanlarda da rüzgar var, ama şehir içinde ki pürüzlülük artmış. Her tarafa bina yapmışız. Binaları yaparken, caddeleri, yolları yaparken de hava koridorlarına hakim rüzgar yönüne dikkat etmemişiz. Evet. Mesela eskiden İstanbul'da mesela Gümüşsuyu'ndan, Taksim'den aşağıya doğru inersen sahile yollar caddelere diktir. Evet. İzmir'de de öyledir. Yollar caddeler denize diktir. Denize dik, evet. Denizden gelir Karadeniz Meltemi, içeri girer, havayı temizler filan. Evet. Şimdi onda kalmadı. Şimdi denizin kıyısına çin setti gibi binalar yapılıyor. Arka tarafın denizde hiçbir ilgisi kalmamış durumda. Yani bir kere hava sirkülasyonu şehirlerde çok önemli. Evet. Ama buna dikkat etmiyoruz. Bu bitti yani. Mesela şimdi damdan düşme olayları vardır Anadolu'da. Evet. Mesela eskiden yoktu bunlar. Şimdi çıktı yeni bunlar. Evet. Neden? Çünkü şu demin şekilde görülen rüzgar yakalama kuleleri vardı eskiden. Evet, bagir denilen. Evet. Yani biz geleneksel mimariyi de kaybettik. Şehirlerimizi de eskiden iklime göre, oranın iklimine göre, denizin varsa denizine göre yaptık. Onları da yok ettik. Yani binalarımız artık ne iklime, ne şehirlerimiz iklime bir ilişkisi kalmadı. Ya yani Osmanlı'da güneş hakkı vardı her binanın. Her binanın rüzgar hakkı vardı. Evet. Hiçbir bina diğer binanın güneşini kesemezdi, rüzgarını kesemez. Şimdi öyle bir hak hukuku kalmadı. Evet. Şimdi yani bu sıfır karbonlu evler dünyada artık çok gündemde, ama Türkiye'de artık konuşulmuyor bile.
henüz konuşulmuyor. Evet. Yani ben tabii bunları anlatıyorum tabii. Yani çünkü herkesin bildiği şeyi anlatmanın da bir anlamı yok. Yeni şeyler söylemek lazım. Bir tanesi de bu. Bakın bu sıfır karbonlu evde şekilde görüldüğü gibi kulesi var bunun çatıda. Bu evet. Kule rüzgar yakalama kulesi. Bu Anadolu'dan alınmış bir şey. Mezopotamya'dan işte İran, Pakistan, Türkiye, bu Irak, Basra'nın yukarısı. Ama biz bunları unuttuk. Evet. Yani şehir seli diyoruz değil mi mesela? Gidin Ihlamur Kasrı'na. Bakıyorsunuz padişahın ayda 3 kere 5 kere yılda kullandığı av köşkü bir kat yukarıdan girişi var. Evet. Çünkü dere yatağında yaptığını biliyor adam evi. Evet. Yan tarafta diplomalı işte cep telefonu, akıllı telefonlusu, mühendisi, bilgisayarlısı, modern adam sıfır giriş yapıyor. Yani aradaki evet. farkı görüyor musunuz? Bir medeniyet gerilemesi var. Evet. Bu biraz da bilgiyle tabii alakalı bir şey tabii. Yani ya bir ezbere gidiyor herkes. Ezber. Yani. Ezber bir yerden tutturmuşuz. Biraz rant, biraz ezber ama ondan sonra da kanalizasyon suyunu evden çıkarmak zorunda kalıyorsun. Evet. Şimdi bu su meselesi, kuraklık meselesi de bunun sonuçlarından bir tanesi. Kuraklık, su, evet. Ve su ihtiyacı dolayısıyla. Evet, sonra, bu son günlerde bir hayli popüler bir konu galiba. Siz de konuşuyorsunuz bunu. Ya şu anda son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Evet. Şimdi bunu diyoruz ya, 44 yılın en kurak, bu devlet de söylüyor. Peki ne yapıyoruz? Ya kurak, tamam şimdi kurak yaşıyoruz. Peki ben vatandaş olarak... Yerel yönetim, ulusal hükümet, bakanlıklar, devlet, kuruluşlar kuraklık yaşıyoruz. Peki ne yapacağız diye bir şey yapmamız lazım. Bir önlem, bir tedbir. Şimdi biz böyle bir konuşuyoruz da ya hocam, çok konuşuyoruz da. Şimdi bu, siz yine aynı sunumda bu ne yapmadı konusunda bir kere uyum veya adaptasyon diye bir kavram dediniz. Yani buna evet. uyum sağlaması lazım. Kentlerin, şehirlerin dediniz. Arkadaşlardan rica edeyim 32 numaralı bir slide olması lazım. Şimdi bu afet riskini azaltmak için, onu da şöyle başlıkları haline getirdim. Afet riskini azaltmak için neler yapılabilir? Mesela bir planlama konusu var. Demin biraz girdiniz konuları aslında. Yani şehri ya. Planlarken daha fiziksel planlar müdahale edilebilir. Yapacak çok şey var. Mesela İstanbul'da yere batan sarayları var değil mi? Evet. Yani bunu Bizanslılar, Romalılar diyelim. Romalılar biliyorsunuz çok barajlar yapmışlardır dünyanın her tarafına. Ama İstanbul'da yer altına yapmışlardır barajları. Sarnıç olarak, büyük sarnıçlar. Yere batan sarayı. Bir kere bu sarnıç olayı geri gelmesi gerekiyor Engin Bey. Bu yani yağmur suyunu, yağışlar azalıyor. Her yağışın, her yağışı damlasına kadar toplamamız şart. Evet, suyu toplamamız evet, gerekiyor. Evet yani bu bir kere bunu herkes yapabilmesi lazım. Buna bunu engelleyici kurallar, yasalar, yönetmeliklerin değiştirmesi lazım. Bunun yani bu yasak şeklindeki ceza şeyi. Bir kere yağmur suyun, yağmur hasatı önemli bir konu. Yani tarımda olsun, yeraltı suyunun beslenmesinde olsun, Türkiye'nin yağmur hasatına dönmesi lazım. Şimdi burada şemada gözüküyoruz. Mesela su kıtlığının birçok nedeni var. Aslında iklim değişikliği biraz günah keçisi olarak kullanılıyor burada. İklim değişikliği esas problem, su kıtlığında problem, su esas neden değil. Yok. Onu ya millet ne yapalım, iklim değişti böyle oldu. Aslında talep arz dengesini sağlamak gerekiyor. Yani İstanbul su kaynakları belli. Küçük bir alan, böyle bir iki tane boru gibi bir yer. Şimdi burada su kaynaklarının çok üzerinde 10 kat, 20 kat nüfus sanayi toplamış olmamız da arz talep dengesini bozmuş oluyoruz. Yani yüksek bir talep yaratıyoruz. Evet. Bu her yerde, nerede olsa olsun su problemi yaratır. Bir kere bizim İstanbul'un, Osmanlı'da yine öyleydi. Herkes İstanbul'a gelemezdi. İstanbul'un bir havası, suyu, toprağının bir kapasitesi var. Aslında bütün şehirlerin 3 tane kapasitesi vardır. Bir fiziksel kapasitesi, bir psikolojik, bir de ekolojik. Evet, bu sadece İstanbul'da özgü değil. Yok, bütün şehirlerde. Bütün şehirlerde. İstanbul hem fiziksel, hem ekolojik, hem de psikolojik kapasitesini çok doldurdu. Şimdi İstanbul'da bütün nüfusu, yani Türkiye'de herkes İstanbul'u toplayıp, bütün yumurtaları bir sepete koyup, sonra bütün suları bölgeden buraya taşımak bir çözüm değil. Biz İstanbullular gibi çeşitli İstanbul'a yaratmamız lazım Anadolu'da. Cazibe merkezleri. Bir kere su kıtlığının en büyük nedeni o. İkincisi de tabii iklim değişikliğinin neden olduğu bu hava olaylarındaki değişiklik. İşte alçak basınç merkezi, buna bağlı sıcak cebenin kuzeye kayması. Şimdi Türkiye'de 1990'larda kişi başına 3000 litre su düşüyordu. Evet. 2050 yılında sadece nüfus artışından dolayı bu 1200'e düşüyor. Şimdi Türkiye'de sadece nüfus artışı dikkate alınıyor. İklim değişikliği dikkate alınmıyor. Ama 2050'de bir de iklim değişikliğini eklerseniz nüfus artışını bu 700 metreküp'e kadar düşüyor. Böyle bir, yani Türkiye tamamen su fakiri bir ülke. O anda su stresindeyiz biz. Evet. Bak kuraklık konuşuyoruz. Aa kuraklık olacak, yağmıyor diye korkuyoruz. Stres gelir. Yani su zengini olmadığımız kesin.
Şimdi Türkiye'nin 112 milyar metreküp suyu teorik olarak var. Evet. Biz şu anda bunun 44 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Evet. Bak 3'te 1'ini kullanıyoruz ama sürekli su sıkıntısındayız, su sitesindeyiz. Evet. Bir de 2023'te ihtiyaç olacak olan su miktarı tam 112 milyar metreküp olacak. Yani mevcut teorik olarak suyun, şu anda 3'te 1'ini kullandığımız suyun hepsini kullanmak zorunda kalacağız. Evet. Nereden bulacağız o kadar suyu? Evet, yani çok ciddi bir problem bizi bekliyor. Ciddi problem. Yakındı gelecek üstelik. Zaten şu anda da sıkıntıdayız. Şimdi tarımı vuracak bu. Zaten dışarıdan ithal ediyoruz baklakillerin çoğunu. Et zaten, eti de dışarıdan ithal ediyoruz. Et zaten su meselesi. Su yoksa et de yoktur. Evet. Su yoksa ot yok, ot yoksa et yok. Yani bu su, ot, et bunlar hepsi birbirine ilişkili şeyler. Ve Anadolu'da şu anda çok kuruyan göllerimiz var. Evet. Aslında su demişken arkadaşlardan rica edeyim. 7. bölümün slaytlarını gösterirlerse siz orada bir ürünlerin ayak izinden bahsediyorsunuz. Evet. Su tüketimi bağlamında. Evet. Onun üzerine de birkaç örnek de verir misiniz? Yani pamuğu mesela veya kahveyle ilgili bir slayt hatırlıyorum. Bilmiyorum evet. Arkadaşlar bulabilirlerse 7. bölüm olması lazım. Şimdi Engin Bey, Türkiye'de bu sanal su kavramı pek yaygın bilinmiyor. Evet. Yani su ayak izi. Bunlar da pek bilinmiyor. O yüzden ekimde, dikimde hangi ürünü nereye ektiğimizde pek bunlara bakmıyoruz. Aldığımız mal, dışarıya sattığımız malda da su ayak izine dikkat etmiyoruz. Türkiye bu şekilde büyük bir dış ticarette büyük bir şey veriyor. Su açığı da veriyor. Şimdi bu su ayak izi bir ürünün tarladan şeye gelene kadar sofraya kullandığı tüm su miktarını tarif ediyor. Evet. Mesela 1 kilogram kırmızı et veya bir porsiyon kırmızı et Türkiye'de 15 ton su. Japonya'da 20 ton su. Yani 1 kilogram ineğin hayat boyu yediği içtiği bütün suda ürettiği 1 kilo et 15 ton su. Evet. O yüzden kurak olan yerlerde büyükbaş hayvancılık mümkün değil. Evet. Bir de eğer iklim değişikliğiyle de yani çok duyarlıysan eti azaltman gerekiyor yani biraz peçeteler yanına yani bu şey var bu şey şarküteri ürünlerde çok büyük su kullanılıyor. O yüzden mesela hiç suyu olmayan kurak bir yerde büyükbaş hayvancılığı yapacağım diye uğraşmak anlamsız. Yani bunun bilinmesi lazım. Dolayısıyla sizin aslında yapacağınız tarımı da yönlendirecek evet, bir şey değil mi? Evet, tarımı yönlendirmesi, ticareti yönlendirmesi. Yani Türkiye belki de dışarıda et alması daha doğru bir şey. Evet, yani çünkü bir kilo et aldığı zaman 15 ton suyu da bedavaya getiriyor. Evet. Yani bu Türkiye'ye su girişi oluyor. Evet. Buna sanal su ticareti deniyor. Ama şimdi Türkiye'de şu anda negatif yönde bu şey çalışıyor. Yani. Çalışıyor. Şu anda dışarıya su veriyoruz bedava. Pamuktan vesaireden. Yani iki dilim ekmek 1,5 ton su. Evet. Bu aslında şeyi de gösteriyor. İsrafı. Şimdi biz su tasarrufu deyince millet tamam ben çeşmeyi kıstım. İşte az yıkandım yüzümü falan işte musluğu kapatıyorum dişimi fırçalarken sadece o değil su olay kullanma. Olay çok daha derin. Olay çok farklı evet. Yani giydiğin, yediğin, içtiğin her şeyde su var. Yani bir gömlek şu ay çok modası geçti beğenmiyorum ya da göbeklendim işte olmuyor çöpe attım 3 ton su çöpe attınız. Evet. Yani bu. Şimdi mesela biz bunu Türkiye'de üretip dışarı sattığımız zaman dışarıya bedava su veriyoruz. Bu çünkü 3-5 dolar bu. Bunu biz dışarı sattığımız zaman 3 ton suyu da bedava yanında veriyoruz. Evet. Yani bu sürdürülebilir değil. Şimdi 1 kilogram pamuk 12 ton suyla üretiliyor. Evet. 1 kilogram buğday ise 1 ton suyla üretiliyor. Evet. Buğday stratejik bir ürün. Yani buğday açlık kıtlık için önemli. Stratejik bir ürün. O yüzden su kıtlığı olan zamanlarda, su olmayan yerlerde pamuk ekmeğe önem vermemiz gerekiyor. Pamuk değil, buğday. Buğdaya. Yani su olmayan bir yerde olmayan suyla pamuk ekmenin anlamı yok. Pamuk ekeceğinize 1 kilo pamuk yerine 12 kilogram buğday ekebilirsiniz. Çünkü bu stratejik bir üründür. Bu aç kaldığın zaman giyim kuşamın, sinemanın, televizyonun bir anlamı kalmıyor. Önce evet. Bu aslında biz tabii şehri biraz daha geçtik. Bütün ülkenin tarım politikasına vesairesine de ama şehirde tarımdan geçiniyor. Ama tabii dolaylı olarak şehre de etkisi var. O da oradan beslenecek tabii. Evet. Bir de şey konusu var. Yine kente dönerse yeşil alanlar, ağaçlar mevzuu var. Evet. Yani işte
ne yapmalıyı konuşurken, işte seller için demin aslında biraz girdiniz ona, seller için geliştirilmiş drenaj, işte su basmanı örneği verdiniz. Evet, su basmanı. Ama bu yeşil alanlar, ağaçlar meselesini bir açalım isterseniz. Bunun ne faydası var? Beklendiği kadar, herkesin beklediği ve umduğu kadar büyük faydası var mı? Yani, ondan biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi, arkadaşlar için de bu 6 numaralı bölümün şeylerini verebiliriz, slaytlarını. Yani fetişizm tabii yapmamak gerekiyor. Yani bir ağaç tabii iyi, önemli bir şey ama her şeyi ağaçla çözeceğiz diye bir şey söylemek de yanlış. Evet. Mesela bu şekilde ağaç kent ısı adasını azaltan bir şey bu. Yani ağaç olduğu zaman kentte gölge yapıyor, güneş ışınlarını engelliyor ve kentteki o asfalt, beton sıcaklığı aşırı şekilde yutması ve bunu geceleyin geri vermesini engelliyor. Evet. Şimdi bu kent ısı adası çok önemli bir problem. Şimdi şehirler tamamen beton olduğu zaman gece sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Şimdi gündüz zaten çok sıcak olan bir yerde vücut sıcaklığını ayarlamaya çalışıyor gün boyunca. Çok sıcak günlerde hiçbir şey yapmasanız bile akşam bitkin oluyorsunuz. Vücut kendini düzenlemeye çalıştığı için buna bir ısıl bitkinlik diyoruz. Evet. Bu ısıl bitkinlik termal şoklara kadar gidiyor ve birkaç gün devam ederse ve de geceleyin de eğer hava serinlemez, vücut kendine gelemezse bu sefer ölümlere neden oluyor. Bu zaten 2003 Ağustos ayında Fransa'da 35 bin kişi öldü. Daha önce Chicago'da 5 bin kişi öldü. Sibirya'da 20 bin kişi öldü. Bu büyük problem. Özellikle böyle betonlaşmış, yeşil alanı zayıf, hava koridorları tıkanmış, apartmanlarda, beton katlarda, üst katlarda yaşayan kilolu çocuklar, hastalar, yatalaklarda çocuklarda ölümlere neden oluyor. O yüzden bu şey önemli. Şimdi burada şey gösteriyor, Japonya'da şehir sellerini engellemek için yapılan yer altındaki tahliye sistemleri. Evet. Yani biz şimdi daha şeylerimizi doğrusu yapmıyoruz, yani mazgallarımızı. Ya mazgalları 20 sene, 30 sene önceki yağışa göre yapıyoruz ve önümüzdeki 100 sene, 200 sene de o yağış hiç değişmeyecek gibi. Yani evet. İklim değişmiyor yani ona göre. Evet. Yani bu mühendislikte iklim değişikliği deniz girmiş değil mühendisliğe. Yani eski usul gidiyoruz. İşte bu da Almanya'dan adamlar mazgallar, her mazgalın içine bir mazgal koyuyor. Yani bizde bu anla henüz daha iklim değişikliği, yağış dediğini arttırdı. Yağmur drenaj sistemlerinde problem var mantığı henüz daha oturmuş değil. Yani daha bunu anlamamışız. Evet. Eski usul devam ediyoruz. Evet. Tabii burada su basman problemi. Evet, bu demin bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi Türkiye'de su basman seviyesi diye bir su basması ilgisi yok su basman. Yani su basman seviyesi Üsküdar Bağlarbaşı'nda da 60 santim bodur taşından. Evet. Git Çavuşdere'nin içine gir, orada da yine 60 santim. Yani bu, bunu da içi boşaltılmış bir kavram bu. Aynı olamaz diyorsunuz. Yani. Aynı olamaz. Orada su birikiyor. Orada dere, o Bağlarbaşı'nda göllemesi mümkün değil. Suyun birikmesi mümkün olmayan yerde de 60, suyun biriktiği, göle döndüğü yerde de yine 60 santim. Yani bu içi boşaltılmış bir kavram. İşte Bakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı su basman seviyesini düzeltse bu kavramı konutlara su basmasının önüne geçilebilir çok yerde. Çünkü su basma seviyesi düşük olduğu zaman su içeri giriyor. Bu su öyle bir su ki içinde kanalizasyon, insan dışkısı, kimyasallar, her türlü pislik var. Bunu temizlemek yani mümkün değil. Bu deminki örneklerde galiba bu da ayrılmış değil mi Japonya örneğinde? Yani kanalizasyon ayrı. Tabii bir de yağmur suyuyla kanalizasyon suyunu ayırmak lazım. Yani yağmur suyunu niye pisletiyoruz? Ondan sonra denize veriyoruz kanalizasyonunu. Evet. Zaten suyumuz yok. Az yağıyor, az yağan yağmuru da toplayamıyoruz. Hasat yapamıyoruz. Bir kere baraj havzalarını yerleşime açtık vesaire. Oradaki evlerden, toplanan çatılardan su kanalizasyonu denize gidiyor. Eskiden o binalar yokken baraj havzasında o su toplanıp baraja gidiyordu. Evet. Ondan sonra da yağmıyor diyoruz ama yani tamam yağmıyor da yağmayınca ne yapılması gerektiğini de karşıda hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece çok kurak var ne yapacağız yandım anam. Evet. Peki son bölüme gelelim artık yaklaşıyoruz. Ne çabuk geldik. Evet. Sizin de vaktiniz az biliyorum. Şimdi sonuç ve öneriler diye bir başlığımız var. Burada da şeyden bahsediyorsunuz. Yani iklim değişikliğiyle ilgili mücadele yöntemleri. Aslında diyorsunuz ki iklim değişikliği bir sürdürülebilir kalkınma problemidir diye bir tanımınız da var. Bunun üzerine biraz konuşalım isterseniz son bölümde. Yani öneriler neler olabilir? Yani ne yapacağız? Öneri çok da. Yapacak kişi lazım, el lazım. Peki. İrade lazım. Şimdi bu grafikte gördüğünüz ilk üstteki grafik Avrupa ve Asya yani Avrasya'da iklim değişikliğine en hassas üçüncü ülke olarak Türkiye.
belirlenmiş Dünya Bankası tarafından. Evet. Yani bizim ekolojik sistemimiz iklim değişikliğine karşı çok duyarlı. Evet. İklim değişikliği aslında bir afet. İnsan kaynaklı bir afet. Ve sürekli bir afet. Ve tabii bu en az 200-300 yıl devam edecek şekilde gözüküyor. Yani şu anda bütün karbondioksit vesaireyi kessek bile havadaki karbondioksit 200 sene en azından bizi etkilemeye devam edecek. Yani siz şunu söylüyorsunuz, şu ana kadar ki kirletle, iklim değişikliğinin neden sanayi oldu? Devriminden bu yana benim dedemin Trabzon Sürme'de yaktığı çoban ateşinin karbonu, dedemin dedesinin, yani bunun hala olacak havada ve bu daha 100 sene daha en azından duracak. Şu anda tamamen sıfırlasak bile bunu devam, bu etkisi devam ediyor. Mücadeleye devam edecek. Şu anda iki şey yapmamız gerekiyor. Bir, verdiğimiz iklime zararı, çevreye, doğaya zararı azaltmak. İki, bunun etkilerine karşı uyarlama yapmak. Kendimizi ona karşı hazırlamamız gerekiyor. Evet. Uyum şimdi, dediğimiz bu. Uyum. Uyum. Şimdi tabii adaption kelimesini uyar, uyum diye çevirmiş bizimkiler ama uyarlama daha doğru. Uyum, matching falan gibi yani. Biraz İngilizceden Türkçe'ye biraz. Şimdi ben sözlük hazırladığım için, sözlük çalışması yaptığım için ediyorum. O zaman onu düzeltin. Uyarlama da ama işte öyle uyum diye girmiş artık. Uyum. Peki. Şimdi bu uyum, uyarlama olayı tarımla, şehirleşmeyle, yani iklime dost şehirler, iklime değişikliğine yönelik tarım. Mesela şimdi yapmamız gereken şey, Türkiye'de birinci şey arazi planlaması. Yani biz iklim 2050 yılında, 70 yılında, 100 yılında iklim değişikliğine hangi tarım alanları öne çıkacak? Hala tarım yapabileceğimiz, nereye tarım alanı olmaktan çıkacağını görmemiz lazım. Ona göre ileride öne çıkacak olan tarım alanlarını koruma altına almamız lazım. Belki de onları bilmeden şu anda oralara biz ev yapıyoruz, fabrika yapıyoruz. Evet. Yani fabrika, yani tarım alanları birer fabrika aslında. Üstü açık bir fabrikadır toprak, tarım. Tarım alanlarının fabrikanın üzerine gidip başka bir fabrika yapmak, ev yapmak çok yanlış bir şey. Evet. Bir kere arazi planlamasını doğru yapmamız lazım. İleride tarımı devam edebilmemiz için su kaynakları ve tarım alanlarının korunması, birinci öncelik çakıl taşına kadar korunması gerekiyor. Yani az yağan yağmuru başka türlü toplayamazsınız. İşte tabii yağmur hasatı çok önemli bir şey. Bir de tarımda su olmayan yere aşırı su isteyen bitki ekmememiz lazım. Evet. Yani aşırı su ekip isteyen mesela kivi. Şimdi Doğu Karadeniz haricinde kivi ekmek mümkün değil ama bizde ekiliyor. Ve ondan sonra da devlete deniyor ki su yok, su lazım, su getirin, su. Şimdi bu taşıma suyla bu işler dönmez. Çünkü taşıdığınız yerdeki nereden suyu getireceksiniz? Orası da kurak olacak ileride. Yani kuraklık küresel, bölgesel artık. Yani eskiden işte İstanbul kurak oluyordu, sağdan soldan topluyordunuz suyu. Şimdi sağ sol da kurak olacak. Evet. Oralarda kuraklaşıyor. Oralardan da, orada da insanlar yaşıyor. Suyu taşımayla bu iş çok uzun süre, yani su taşımayla bu iş çözülmez yani. Bir kere bu bir yapısal çözüm. Bunu bir kere çok sürdürülebilir bir olay değil. Evet. Yani işte olmadık yere pamuk ekmek, olmadık yere şeker pancarı ekmek, bunun için de yeraltı suyunu kullanmak sürdürülebilir değil. Zaten yeraltı suyu şu anda çok azaldı. Beslenemiyor da yağışta olmadığı zaman, özellikle kar olmadığı zaman. Ve bunun sonucunda da obruklar oluşmaya başladı. Şimdi bu tür şeylerde yani biraz iklim değişikliğini de görerekten doğru yerde doğru bitki ekeceksiniz. Hayvancılığı da ona göre yönlendireceksiniz. Çok aşırı su isteyen ama katma değeri düşük ürünleri de yurt dışından getirmeye çalışacaksınız. Yani Türkiye baktık ki şeker pancarını kaldıramıyoruz, çok su istiyor. Normalde işte Konya gibi kurak yerde şeker pancarı ekmeye çalışmak, yani yeraltı sularını tüketmek, bu sürdürülebilir değil yani. Bu kaç sene daha böyle devam edecek. O zaman ne yapmak gerekiyor? Konya'yı belki de tarım alanı değil de, tarımdan değil de, İşte bir Silikon Vadisi gibi düşünüp kalkındırmaya çalışmak gerekiyor. Yani kalkınma patenlerini de değiştirmemiz gerekiyor. Evet, evet. Yani iklim değişikliğinde bir şehir eğer tarımda kalkınamayacağını gösteriyorsa onu artık yani İstanbul'daki, Marmara'daki sanayinin yükünü oraya doğru aktarmamız lazım. Evet, evet. Yani bunları bilinçli şey, tabii ki toplumsal baskılar olacak. Orada çalışan insanlar işsizlik kalma korkusu, oy korkusu. Ama bunları bir şekilde aktarırsanız işsiz kalmayacak şekilde ve o tarım ürünü yerine başka bir şey ikame ederseniz problem olmayacaktır. Yani bu plan program bir şey olması gerekiyor. Şimdi biz günübirlik politikalarla idare ediyoruz. Bu da sürdürülebilir değil tabii ki. Evet, zaten evet. Tarımda sürdürülebilirlik. Evet, her çok... şeyde sürdürülebilirlik.
önemli. Şimdi bu sürdürülebilirlik için böyle. Şimdi tabii ben birey olarak ne yapabilirim düşünebilirsiniz. Ben evet, vatandaş... Evet. Son sorum da oydu zaten. Bireylerin sorumluluğu... Ya ben evde oturuyorum. Bak bak iklim değişiyor bu acıda ama korkuttu bizi falan. Ben ne yapayım? Şimdi tabii bu israf konusu çok önemli. Hem dilimizce önemli hem doğaya olan baskıdan dolayı küresel iklim şey. Yani bizim de ayak izimiz var. Şimdi öteki dünyaya gittiğimiz zaman şimdi zebaniler ilk bunu da soracak yani. Dünyadaki karbon ayakısı. Yani iki de adım yol yürüyecekken niye arabaya bindin mesela? Şimdi ben yürürsem insan olarak bu güneş enerjisini kullanıyorum. Yürümezsem fosil yakıtları kullanıyorum. Bu böyle bir durum var. Evet. Şimdi havalar serin olduğu günlerde eve gidiyor insanlar. Ay ev çok sıcak deyip ne yapıyor? Camı açıyor. Ya da klima çalıştırıyor. Yani evet. Şimdi bu yani kimse kombiyle ayarla oynamak alışkanlıklarımız yok. Yani enerji tasarrufu konusunda. Evet. Yani iki tane kap bulaşık yıkayacak. Önce suyun altında lavaboda yıkıyor onu. Sonra bulaşık makinesine koyuyor. Evet. Makinenin de bir ön yıkaması var. Evet. Akan suyun altında suyu hem israf ediyorsun hem de o su oraya elektrikle geliyor. Evet. Yani mesela bu su ısıtan şeyler vardı. Ne deriyor ona? İşte bu çaydanlık elektrik kettle. Ha, kettle'dı. Bak Türk, o da Türkçesi yok. Evet, ben çaydanlık dedim. Adam bir bardak su içecek, çay içecek, ağzına kadar dolduruyor. Ya şimdi bu ufak şeyler bunlar güya ama büyük şey. İki dilim ekmek yemeyip çöpe atıyor. Bir kase pirinç pilavı 3,5 ton su. Ay ben bunu yemedim, at çöpe. Aslında bir kase pirinç pilavı değil, 3,5 ton suyu da çöpe atıyorsun. Evet. Yani bir kere bilgilenmek lazım. Yani bir şey bilmeden savunmak mümkün değil. Bilgilenmek gerekiyor. Az tüketmek gerekiyor. Bir kere bu aşırı, bu reklamlar bize tüket tüket diye sürekli bize alışveriş yapmak psikolojimize iyi geliyor. Bu böyle bir şey var. Bu çağımızın hastalığı. Az tüketmek, geri dönüştürmek gerekiyor bazı şeyleri ve yeniden kullanmak. Şimdi ben markette bakıyorum adam. Kasiyer iki tane şey veriyor. Bak yine kasiyer dedik. Evet. Türkçesi yok. Kasa elemanı. Kasa elemanı, satış evet. Elemanı neyse. Kasada duran. Biz 10 tane naylon çanta almaya çalışıyoruz. Kimsenin bir file getirdiği yok. Eskiden biz filere giderdik alışverişe, pazara falan. Yani en temiz enerjinin hangi enerji olduğunu sorduğun zaman en temiz enerji nedir? Sayıyor rüzgar, güneş falan. Aslında en temiz enerji kullanılmayan enerjidir. Tasarruf edilen enerjidir. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz bir keban elektrik enerjisi kadar tasarruf edilebilecek potansiyel var. Enerjiyi en verimsiz kullanan ülkelerden başında geliyoruz Türkiye'de. Şimdi enerji verimli kullanmıyoruz. Güneş enerjisi zaten kullanmıyoruz yeterince. Şimdi bir Almanya'ya bakıyorsunuz adamların bizden 3 kat daha az güneşi var. Bizden 3 kat daha fazla güneş enerjisi kullanıyor. Hatta belki 5-10 kat. Bizdeki güneş enerjisi deyince bakıyorsunuz bir ton su ısıtıyor. Almanya'ya bakıyorsun güneş olmayan ülke. Güneş enerjisi deyince çatıyı panellerle kaplamış güneş panelleriyle evin tüm elektrik enerjisini karşılıyor. Evi kullanmadığı zaman enerjiyi şebekeye satıyor. Ve evde iki yönlü sayaç var. Şebekeye verilen, şebekeden alınan aradaki farkı ödüyor. Bazen kâra da geçiyor. Şimdi evet. Düşünürseniz Antalya'da vesairede bir sürü kişinin yazlığı var. Yılda bir ay kullanıyor. Bunu siz güneş enerjisine bağladığınız zaman para kazanırsınız. Ama yok hocam diyor, kiremitleri kırıyorlar diyor. Yok çirkin gözüküyor. Şimdi bu tür yani değişmemiz lazım hocam. İklim değişirken bizim de değişmemiz lazım. Yani galiba önce ihtiyacımız kadar tüketmeyi öğrenmemiz lazım. Belki az tüketmeden evet. Önceki ilk aşama o. Ondan sonra da az tüketmeye mi geçmek lazım? Çok önemli şeyler söylediniz. Vaktimiz doldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim inşallah. Için. Umarım bunu izleyici sayısı oldukça yüksek olur. Çünkü çok değerli bilgilerden bahsettiniz. Bugünkü programda konuğumuz Profesör Miktat Kadıoğlu'ydu. Kendisiyle iklim değişikliğinin kentlerde yönetilebileceğini, yönetilip yönetilemeyeceğini konuştuk. Çok değerli bilgiler aldık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.